Eskişehir'de son günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışını değerlendiren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, geçen yıl ile bu yıl olan çimlenme arasında çok fark var. Geçen sene %50 çimlenme bile yoktu. Bu yıl %100'lük bir çimlenme var dedi. Kasım ayının başından itibaren yağan sağanak yağmurlar ile birlikte son günlerde bastıran kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz senenin Kasım ayı ile karşılaştırıldığında çimlenme oranının ikiye katlanması çiftçide adeta bayram havası oluşturdu. Ekinlerin bu seneki veriminden umutlu olan çiftçi harman zamanını iple çeker duruma geldi. Beyaz örtün altında 5 ile 10 santimetre arasındaki boylarıyla yüz güldüren çimler çiftçide 2022 için büyük umut kaynağı oluyor. Geçen sene başta başta bir kuraklık yaşamıştık. Kuraklığın gelişi baştan belliydi, ekimden belliydi daha. Kasım, Aralık aylarında ürünlerimizin yüzde 60'i veya yüzde 50 civarında daha topraktan bitmemiş bir durumdaydı. Şu andaki, geçen yılda bu yıldaki çimlenmeyi programlaştırıp da bir bakarsak yüzde yüz şu anki bitimler, yani çimlenmemiz yüzde yüz diyebiliriz. Kasım ayı, Aralık ayı her iki aşağı yukarı 45 günde çok güzel sağanak yağışlar yaşadık. Bu yağmurlar bizim çok etkili oldu. Yani kar yağışı geç de gelse tabii ki yağmur çimlenmemize çok etkiledi. Şu anda karın altındaki, e, taban yerdeki, alçak alandaki da ekinler de çok güzel durumda. Kar olmamasına rağmen, yağış olmasına rağmen şu anda e, aşağı yukarı 5 ile 10 santim arasında çok güzel bir bitim var. Şehir ile yüksek kesimleri e, kıyasladığımız vakitler Bozdağ mevkimizde şu anda aşağı yukarı 20 santime yakın kar var. Biz şu anda kar bölgesindeki buradaki ekinlerimizi görüyoruz. Ve e, ekinlerimiz çok güzel. Kar e, mükemmel bir şekilde üstünü örtmüş bir durumda. Bu şekildeki yağış devam edeceği söyleniyor. Bu bizim kuraklığımızı şu an itibariyle eğer bu şekilde giderse 2022 çok güzel olur inşallah diyoruz. Bu mevki Bozdağ mevkisi ee, ekin altta gar üstünde yorgan gibi kapatmış yerini, çok güzel. Bu gidişte çok güzel. Yani gar çok güzel. Hem gübre hem gar. Toprak suyunu da alıyor, gübresini de alıyor. Altta çalışıyor çok güzel. Sen... Arpa'da 600 kilo, bu diye de 500 kilo alırız inşallah.